Bornova'daki resmi kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunum töreniyle başladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Seymen Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Resmi törenin ardından CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi Başkanı Doğan Aygen de Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Emperyalizme karşı tam bağımsızlık hakkı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, Garnizon Komutanı Temsilcisi Topçu Albay Rıza Ayyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Seymen, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Supi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı. Buradaki törende gençler Atatürk'ün gençliğe hitabesini ve gençliğin ataya cevabını hep bir ağızdan okudu. 19 Mayıs oratoryosu, halk oyunları gösterisi, koro dinletisi ve sporcuların gösterileri ilgiyle izlendi. Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Garnizon Komutanı Temsilcisi Topçu Albay Rıza Ayyıldız'la birlikte ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler elde eden sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. Özel Rota Bornova Anadolu Lisesi'nden Ege'li bir kol saatiyle ödüllendirmişlerdir efendim. 19 Mayıs'ın 100. yılı anısına hazırlanan resimlerin yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi. Türkiye'nin küllerinden doğan bir ülke olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu şöyle konuştu. 19 Mayıs 1919, 100. yıl. Güçlerin Türkiye'yi tarihe gömmek istedikleri o tarihten bugüne 100 yıl geçmiş. Küllerinden doğan bir ülke var. Gençler özgürlük ve aydınlık yolu üzerinde bize bu kutlu yürüyüşü sağladılar ve sağlayacaklar. Buna inancım tamdır. İnşallah 2023'te de Türkiye'nin 100. Cumhuriyeti'ni kutlayacağız hep birlikte. Bu nesil 100. yılları kutlamak için çok şanslı.